sizi Maide'den talep ediyoruz. Zahir ve batın sofrası serili olmayan şeyh olmaz. Zahirde de sofrası serili olacak, manevi sofrası da serili olacak ki şeyh olsun. Öyle ya. Şimdi bu sultanın huzurundayız. Onun maidesine hazır olduk. Bakalım ne ikram edecek. Sultan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Vestulya Seyyidena. Euzubillahimineşşeytanirracim. Cenab-ı Allah şeytanı bizden uzak etsin. Şeytanı yanına yaklaştırma. Uyanık ol. Şimdi böyle tercümanlık yapalım bakalım bu sultana. Şeytanı yanınıza yaklaştırmayın diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğimizin manası, ya Rabbi o şeytan bizi eline göre bulup da yanımıza yaklaşmasın. Bize baktığı vakitte bunlar hep elime göre der. Aman ya Rabbi, bizi şeytanın eline bırakma. Bizi eline göre görmesin. Bu Ömer'i nasıl bilirsin demiş Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şeytana. Ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah demez. Dese risaletini kabul edip imana girecek. Bu Ömer'i diyor. Böyle yolun başından bu tarafa döndüğünü görürsem ben kaçacak yer arayıp böyle hemen bu tarafa kaçarım karşılaşmamak için. Sen de etten kemikten, o da etten kemiktendir. Bir fazlalığı yoktur herhalde. Hazreti Ömer Efendimizin. O da bizim heyetimizde yaratılmış. Herhalde melek olaraktan yaratılmış değildir. Ademoğlundan bir kimse olarak yaratılmış. Onda da nefis var. Evet. Öyle olduğu halde Hazreti Ömer Efendimiz şeytanı ürkütmüş. O derecede ürkmüş ki karşılaşmayı istemiyor. Karşılaşırsa fena yapar onu. Onun için diyor, kaçacak yer arıyorum. Nerede bir dönecek yol varsa oraya kaçıp gidiyorum. Sen de müminsin. Ve sen de o şeytanı kaçırtabilirsin. İşte ilk derecede imanın o mümin şeytanın yanına
yaklaştırmamakla mükellef olur. İmana müşerref olduktan sonra ya Rabbi ben şimdi senin hizmetine niyet ettim. Şeytanla alakamı kestim. Şeytanla şimdi işim yoktur. Müminin hakikatta şeytanla alakası kalmaması lazımdır. Alakalarını kesecektir. O zaman hakiki iman dairesine girmeye muvaffak olur. Gene şeytan ile alışverişi olursa o kimseye hakiki imanın emanetleri ve hazineleri teslim edilmez. Çünkü emaneti gözetemez. Olabilir. Madem ki daha alışverişi var şeytanla, emaneti kaptırıversin. O emanet de efendim öyle az bir kıymette olan bir şey değil. Bütün dünya ve mafihası içinde olan hazineler o mümine verilecek olan emanetten bir zerreye karşılık olamaz. Onun için peygamberin huzuruna gelip de iman getiren biz Allah'a ve senin hak peygamberi olduğuna iman getirdik dedikten sonra nasıl ki ana karnından bir çocuk dünyaya gelir ve o çocuk tekrar ana karnına girmeye istemez veya zorla girdirilecek olsa ölür. Onun gibi imana girmezden önce yaşadığı hayat şartlarını geride bırakıp ondan iman hayatına, iman alemine girdiği vakit artık geçmiş olduğu, bırakmış olduğu aleme bir kere daha dönüşü o kimse ne özler ne de döndürülmek ister. Mümin iman dairesine girdikten sonra o aleme hizmet etmeye, önceki bulunduğu alem ile bütün alakalarını kesmeye niyet edip hazır olur. Daha gizliden gizliye, aşikare değil de gizlide daha şeytan ile alışverişi olursa o nifak olur. Nifak zahir küfürden daha eşerdir, daha kötüdür, daha pis bir yoldur. Mümin temizlenmek isteyen kimsedir. İman bir kimseye, bir kimsenin kalbine dahil olduktan sonra onu temiz ve pak eyler. Evet. Madem ki
biz imana girdik. Şeytan ile olan alakamızı kestirip bir kere daha ona yüz vermememiz lazımdır. Yine böyle 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 göz kırpıp da onu bir parça efendim ümitlendirdin mi senin peşini bırakmaz. Ona o zaman sert durman lazımdır. Ki senden ümidi kessin. Senden ümidi kestiği vakitte senden kaçacaktır. Mümin kimdir? Şeytanı kaçırttırandır. İşte Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğimiz vakitte bu sultan bize böyle talim ediyor. Siz madem ki şeytanı kaçırttırmak istersiniz, çokça euzu çekiniz. Hatta bizim gibi kimselerin yanına şeytan namazda da yaklaşıyor. Namazda da bizden bir şey almaya ümit ediyor. En azından namazda bizi yanıltmak için veyahut kimin huzurunda durduğumuzdan bizi ihfal için gelir. Ve ne yaptığımızı bilmeden böyle bir hareketleri yapıyoruz. Ondan sonra efendim o namazın feyzini bulamıyor, manevi zevkine de varamıyoruz. Namazın manevi zevkine bir kimse varsa namazı bırakır mı? Elbette ki bırakmaz. Aleyhissalatu vesselam namaz gözümün nuru kılındı bana. Yani gözümün nuru nasıl bana sevgilidir. Namaz da o derecededir bana. Kurratul ayn. Gözler şuurudur namaz. Namaza dahil olmak isterim diyor. Namazdan hiç fari olmak istemem. Kurratul ayn, gözler şuuru. Hiç namazdan çıkmak istemem diyor. O derecede sevgili. Öyle olduğu halde bize efendim şeytan yaklaşır. Namazımızda da bize yaklaşır. O namazın manevi zevkinden bizi mahrum etmek ister. Onun için namazda Sübhaneke'den sonra Cenab-ı Hakk'a senadan sonra euzu çekmek sünnettir. Bizim gibilere sünnetten ziyadedir. Sünnetten daha fazladır. Ve sünnet olan ilk rekatta euzu çekmektir. Lakin bizim gibilere her rekatta euzu çekmek sünnettir. O ilk rekatta euzu çekmek ve diğerlerinde çekmemek ilk euzuyla şeytanı kaçırtan kimseye aittir. Şeytan
yanından defolduktan sonra o kimse Cenab-ı Mevla'nın münacatına meşgul oluyor namazda. Besmele-i Şerife'yi çekip de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda münacattadır. Bir defa da şeytanı ürkütüp kaçırtan kimseye ikinci defada tekrar Euzü ile şeytanın ismini orada zikretmek lüzum etmez. Lakin biz birinci rekatı tamamlayıncaya kadar ikinci de tekrar geliyor. Tekrar geldiği için tekrar Ya Rabbi bunu yanımdan uzak eyle. Ki sana münacatımı huzur ile arz edeyim. Diye tekrar Cenab-ı Hakk'a sığınır o. Lakin yanında yoksa, kaçıp gittiyse tekrar avuzu çekmeye lüzum etmez. Lakin dediğimiz gibi ikincide, üçüncüde, dördüncüde tekrar şeytan yanına yaklaşırsa euzuyu çek, sünnettir. Zaten hikmet, euzudan hikmet, şeytanı yanımızdan uzaklaştırmak gayesiylendir. Ya Rabbi, münacatına giriyorum, lakin şeytan yaklaşıyor. Beni eline göre buluyor da, yaklaşıyor. Ya Rabbi, senin yardımını isterim. Yanımdan uzaklaştır bu şeytanı diyerekten. Bu mana ile avuzu çekiyoruz. Ve sen bu avuzuya devam ederekten o devam bereketine şeytan senden ümidi kesecektir. Ve sen de netice itibariyle şeytanı ürküteceksin. Evet. Mühim olan mümin kimselere şeytandan ayrılmaktır. Şeytandan uzaklaşmaktır. Şeytandan uzaklaştığın nisbette Cenab-ı Hakk'a yakınlaşırsın. Ya şeytanın yakınlığı veyahut Rahman'ın yakınlığı olacaktır bir kimseye. Şeytan sana yakın olduğunda Rahman'dan uzaksın. Rahman'a yakın olduğun zamanda da şeytandan uzaksın. Ona göre iman dairesine girmiş olan kimselere en mühim olan vazife şeytandan uzaklaşmaktır. Şeytandan uzaklaşan kimse mükellef bulunduğu hizmetleri kolaylıkla yerine getirebilir. Rahatlıkla Allah'ın emrini tutar. Değilse hangi hizmete girecek olursan şeytanı yanında bulacaksın. Şeytanı karşında bulacaksın. Şeytanı gerinde bulacaksın. Gölge gibi seni takip eder bulacaksın. Ve bilhassa ey müminler, biz öyle bir zamanda yaşıyoruz şimdi. Bu zamanı Peygamber aleyhissalatu vesselam vasfeylemiş. Haber vermiştir. Çünkü Peygamber önde gelecekten haber veren kimsedir.
önde gelecek vukuattan haberi olmasa peygamber olmaz. Gelecek gayiptir. Gayip olsa da Cenab-ı Hak peygamberine bildiriyor ki ümmetleri yürüyecek caddeyi bilsinler. Nasıl selameti bulacaklarını bilsinler. Öyle ya. Peygamber Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirdiğini ümmetlerine haber veriyor ki ta kıyamete kadar gelecek olan ümmetler takip edecekleri caddeyi bilsinler. İşte o peygamber aleyhissalatu vesselam bu bizim içinde bulunduğumuz zamanı da vasfetmiştir. Yani iyice tarif etmiştir. Ey ashablarım dediğinde ve ey ümmetlerim buyurduğunda ta kıyamete kadar gelecek olan ümmetlere hitap etmiştir. Efendimizin sözleri bütün ümmeti nedir? Gerçi huzurunda sahabe-i kiram duruyordu. Zahirde sahabe-i kiramdı duran. Lakin hakikatta bütün ümmetlerini seyredip de onlara hitap ederdi. Ve sen ne zaman ki nefsani hicaplarından kurtulursun, o zaman Peygamber-i Zişan'ın hitaplarını doğrudan doğruya işitirsin. Bir defa Hızır aleyhisselam bir camiye girmiş. Bakmış ki orada bir kimse uzanmış yatıyor. Böyle. Yanından geçerken ey Allah'ın kulu burada yatıp duruncaya kadar ileride hadisi şerif okuyan muhaddis olan zat var. Git hadis dinle. Burada böyle yatıp durmadan orada hadisi şerif dinlemek daha iyidir, sana değecek olmuş. Hızır peygamber. Yürü demiş sen de. Şimdi seni haber vermeden sen git buradan. Senin kim olduğunu millete bildirmeden git. O muhaddisin okuduğu hadisleri peygamberin ağzından işiten adama oraya gitmeye lüzum etmez. Sen git demiş oraya. Hızır aleyhisselam, ya Rabbi bu kulun da kimdir? Bu nasıl bir kuldur? Bu nasıl bir veli kulumdur ki ben senin evliyandan olanları tanıyorum da bunu tanıyamadım. O beni tanısın. Vilayet nuru olmayan adam Hızır'ı nereden tanır? Bu meclise olsa da. Bu meclise, bu sultanın ziyaretine gelse de nereden tanıyacak? Vilayet nuru olmayan kimse. Bu velidir, şüphesiz veli. Böyle bir iddiada da bulunamaz. Olur olmaz adam, o peygamberi, o hadisi söyleyen Peygamber-i Zişan'ın hem saadetinden işitmişim. Kalbimde yazılıdır.
sen dinlemeye git istersen demiş ona. Hay hay. Peygamberi tanı. Aleyhisselatü vesselama tazimdir bu söylediğimiz mesele. Ya. Sahabe-i kiram bizim gördüğümüz cemaati. Lakin peygamberin hitabı bütün ümmetlerine. Ümmetine hitap edemeyen peygamber olur mu? Senin zerrelerin ki elestü bi rabbikum galû belâ ahdü misak gününde sen var idin. Ondan daha ilerisini söyleyelim öyleyse. O bir parça fazla geldiyse ondan daha fazlasını söylemek lazım. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın zürriyetini sulbünden ihraç ettiği vakıpta zürriyeti ki ilâ yevmül kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlardır. Bu dünyaya doğmuş olan, hazırda bulunan, daha doğacak olanlarla hepimiz o meydanda hazır olduk. Hak divanında durduk. Hak bize sual etti. Elestü bi rabbikum. Ey Adem evladı, ey benim kullarım, benim rububiyetimi Rab olduğumu kabul ediyor musunuz? Sen de vardın. Şimdi sağır olduysan ne yapalım? Şimdi kör de olduysak ne yapalım? Orada gözün de görüyordu, kulağın da işitiyordu, kalbin de çalışıyordu. Dağa taşa hitap değil o. Elestü ve Rabbikum deyişi, Cenab-ı Hakk'ın o hitabı. Sen unuttuysan ne yapalım? Unutanları hatırlatmak için geldi cümle enbiya aleyhimusselam. Onların varisleri olan bütün evliya ve zekir hitabına mazhardır hepsi. Hatırlatınız, hatırlat. Kim hatırlatacaktır? Hatırlayan hatırlatacaktır. Hatırlamayan zaten kendisi hatırlatılmayan muhtaç olan kimsedir. Lakin ne yapalım? İşte o sultan böyle söyletiyor, biz de söyleyiyoruz. Hatırlayan onlar. Onların hatırlatmasıdır, biz de tercüman oluyoruz burada. Onun maidesi dedik ya bu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Allah sırrını takdis etsin. Bizi toylayıyor. Manevi maidesinden, sofrasından takdim ediyor, yediriyor, kuvvetlendiriyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kim durdu? Bizim ruhani zerrelerimiz durdu orada. O hitaba onlar mazhar oldu. İşittik Cenab-ı Allah'ı. Tecellisini seyrettik. Hicab ile değil, hicapsız. Meladir. Sensin. Hayır diyen olmadı orada. Değilsin diyen olmadı. Burada başka Rabler aramaya düştük. Rabbimize şerik olmaya en önce nefsimiz araya girdi. Habis nefsimiz. Her yerde o öne geçmek ister. Bana tabi ol der sana. La ilahe illallah deme diyor.
La ilahe illa ene de diyor. La ilahe illa nefsi de diyor. O Cenab-ı Allah'ın huzurunda hazır bulunan zerrelere, ruhani zerrelerimize, hakikatlarımıza o hitap geldiği vakitte o hakikatlerin böyle cevap vermiş idi. Peygamber-i Zişan da aleyhissalatu vesselam her ne zaman ki ümmetlerine hitap ederdi. İbrahim peygamber Beyt-i Muazzam'ı bina ettikten sonra şerrefahallah Cenab-ı Hak emreyledi. Çağır beytimi ziyarete gelsin kullarım ve lebbeyk sadası işitildi, afakı tuttu. Kimlerdir bu erhamda bulunan ümmeti Muhammedi kullarımın daha dünyaya gelmezden önce alem-i zerrede onların sadaları, telbiyeleridir diye buyuruldu. Ümmeti Muhammedi ona gösterildiği vakitte ve ona işittirildiği zaman bu ümmetin asıl sahibi olan Efendimiz aleyhissalatu vesselam nasıl olur? Görmesin, işitmesin. Her hitabı bütün ümmetlerine oldu. Bütün ümmetlerini karşısına alıp da hitap eyledi. Onun için ehlullah olan Allah'ın veli kulları derler ki bizim kulaklarımızda Elestü bi Rabbikum hitabı henüz kulaklarımızdadır. Boyuna işitiyoruz. O hitap kesilmedi diyor. Daimi Cenab-ı Hakk'ın ey kulum Rabbin ben değil miyim? Hitabı kulaklarımızda işitiliyor. Onun gibi Peygamber-i Zişan'ın ümmetlerine yapmış olduğu her hitap evliyaların kulaklarındadır. Sen de hicaptan kurtulduğun gün, kurtulduğun an o Peygamber-i Zişan'ın hitabını işitirsin her hadisi. Her hadisini o kitapların satırlarında hal ve ahvali beyan etti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve bugünlerdeki hal ve ahvali bildirdiğinde ehli imanın ne hale geleceğini, müminlerin nasıl zayıf ve aciz kalacaklarını, bu zamandaki fesadın ne dereceye kadar yayılacağını ve o fesat denizinin içerisinde müminlerin kendilerini kurtarmak için, imanlarını kurtarmak için şeytanın efendim dalga dalga gelen hücumlarına mukavemet etmek için ne kadar gayret sarf edeceklerine dair haberi verirken, o zaman da dedik ya, şeytanı bu zamanda yanında bulur, sağında bulur, solunda bulur, önünde bulur, ardında bulur, içinde bulur, dışında bulur, her taraftan kendisini sarılmış bulur da o halin içerisinde gene o mümin hak canibine döneyim de hakka doğru bir adım atayım der. Lakin
Bir kimse hak yoluna ayağını kaldırıp da atmak istediğinde en ekal, en azından 100 şeytan o ayağını kaldırtmamak için üzerine hücum eder. Eğer 100 şeytan onun ayağının hak yoluna basmasını men edemese, da bir adım atsa hak yoluna, 1000 şeytan daha hücum eder ki o ayağını atmış olduğu hak yoluna atmış olduğu ayağını oradan kaldırtırıp tekrar geriye döndürmek için. Böyle bir zamandayız. Hiç şüphesiz. Ona şüphen olmasın. Hak yoluna yürümek bir o kadar müşkil, hak yoluna ayak bastıktan sonra hak üzerine sabit olmak, haktan kaymamak bir o kadar daha müşkil. Onun için o zamanda hak yoluna ayak atabilen geçmiş zamandaki evliyanın rütbesini alır. Hak üzerine hak yoluna atmış olduğu ayağını geri almadan da efendim sabit duran sıddıklar rütbesi alır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bütün ashabı evliya idi. İçlerinde sıddık bir tane idi. Hepsi evliya. Sıddıkiyet makamıyla vilayet nübüvvetten sonra gelen makamdır. Demek ki hak yolunda adım atabilmek pek müşkil. Cihadın ekber ister diyor o. Büyük cihattır. Büyük muharebe koparacaksın da efendim o adımı atasın. Attıktan sonra da o attığın adımdan seni tekrar geri döndürmek için 1000 şeytan da hücum eder, ona karşı mukavemet edip de durabilmekliği sıddık rütbesi kazandırır sana. Ya. İşte bu, bu zamanda bilinecek meseledir. Efendim, uzun boylu, efendim, söz söylemekle netice alınmaz da bilinecek birkaç mesele vardır. Onların üzerinde gayret gösterdiğimizde bu bir anahtardır. Bir defa en ileridekini açabilirsek fetih olursa bize ilk kapıdaki şeytanı efendim bağlayıp elinden anahtarı alıp da açtığımızda içeriye doğru olanlar artık zayıflar. En itimat ettiklerini en önde durduruyorlar. En öndekini bir defa haklayabildin mi, ötekileri kıskıvrak bağlarsın. Öğrenilecek birkaç mesele var dedik ya. Kütüphaneler kitap doludur ama hepsini okumaya nerede vaktimiz var? Gece gündüz okusak, bu taraftan okuduğumuzu o bir taraftan zaten ertesi gün unutacağız. Lakin unutulmayacak birkaç maddeye kulak ver. O şeytanı sana yaklaştırmaya bırakma. Ve ne zaman sen hak yoluna adım atacaksın, ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Bu kılıncı bana teslim et ya Rabbi. Bu kılıncıyla ürküteyim ben. Bu kılıncıyla ben ancak fatihlerden olurum. Bu nefsimi bu kılıncıyla ben keserim. O kılıncı sen kullanmadığın takdirde Bismillahirrahmanirrahim kılıncıyla
sen mukallet olmadıktan sonra, o kılıncı kuşanmadıktan sonra işe yaramazsın. Onun için bütün evliyaların ittifakı bu fesat zamanında şeytana karşı çekilecek en kudretli silah Bismillahirrahmanirrahim'dir, bu kılıçtır. Onu yanında tut ve onu söyleyip yürü. Senin bacağına asılan şeytanlar o zaman bırakıp açılır. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yürü. Hak yolunu bulursun. Hak yolundan Hakk'a ulaşırsın. Buraya gelişimiz Hakk'a yürümek içindir. Hakk'a yürümesini bil. Hakk'ı bul, Hakk ile ol. İşte vazifemiz budur. Hakk ile olduğunda cüz-ül layete cezanın adedinde şeytan olsa değil bir şeytan, kumlar sayısınca, denizlerin, deryaların katıraları sayısınca kainattaki zerrelerin sayısınca iblis olsa, şeytan olsa senden ürker. Çünkü sen Hakk ile berabersin. Hazreti Ömer'den neye ürkerdi? Hakk ile beraber olduğu için ürkerdi. Senden neye ürkmez? Bil. Demek ki ben Hakk ile beraber değilim ki benden ürkmeyor. Noksanını bil, eksiğini bil. Tamamlayasın, gayret eyle. Ve minallâhe tevfik. İşte bugünkü bu sultanın bize takdim etmiş olduğu maide sofrasından bu hakikatler bize verildi. Ümid ederiz ki bu Allah'ın evliyasının feyizli nazarı bize yetişir de Hakk ile beraber olmak kolay olur. Amin, amin ve selamun alel murselin, hususen ala seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واقبلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة.